Evet Aydın Cesur Haber takipçileri, bugün sizler için sokak röportajındayız. 2023 yılının bitmesine günler kala sizlere 2024 yılından neler bekliyorsunuz onları sormaya çıktık. 2024 yılına girmemize günler kaldı. Neler diliyorsunuz 2024 yılından? Huzur, mutluluk, para. O kadar. Vallahi bu gidişte zaten hiçbir beklentim yok ki şöyle... Hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor. Yani maaşlar olsun, iş olsun. Şu an iş bulamıyorum, iş aramaya çıktım. Yani 3 aydır iş arıyorum, iş bulamıyorum. Yani hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Sağlık, daha sonra huzur, para. Başka bir şey beklemiyorum. Sen? Sen ne bekliyorsun? Azrederler. İyi olmamız. Hiçbir şey. Vallahi hiçbir şey ya. Bildiğiniz hiçbir şey. Vallahi... 2023 kötü geçti. İnşallah 2024 güzel geçecek ama görüntü onu göstermiyor. Maalesef onu göstermiyor. Beklentimiz hani büyük afetler olmasın. İnşallah 2023'te verilen sözlerin hepsi 2024'te yapılır. Daha güzel günler görürüz. Teşekkür ederim. Beklentimiz yok artık. Beklentimizi yok, bitirdiler. Bitirdiler. Yani. Beklentimizi bitirdiler çocuğum. Sağlık dileyelim abim. Huzur dileyelim. Özellikle şu İsrail'in yaptığı katliamın bir an önce durmasını istiyorum abim. 2024'ten en çok istediğim bu. Teşekkür ederim abicim. Yok. Yok yani. Yani ne bekleyebiliriz ki? Her şey. Zaten ateş bastı, dışarı çıkıyorsun. Hiçbir şey alamıyoruz, edemiyoruz. Gençliğimizi yaşamıyoruz ki. Nasıl? Barış. Barış bekliyoruz ya. Özellikle Gazze'deki savaşı son bulmasını bekliyoruz. O şekilde. Devamlı sağlık, huzur, mutluluk. Siz? Ben de aynı şekilde. Filistin için barış istiyoruz. İnşallah sağlanır. Yani insanlarımız da inşallah rahata, huzura, mutluluğa kavuşurlar inşallah. Yani hiçbir umudum yok 2024 için. Diyecek bir şeyim yok. Her şey kötü mü? Yani hiçbir planınız ya da umudunuz kalmadı mı? Yani hayal kuracak bir şey bırakmadılar bizi de. Hayırlısı olsun hepimiz için. Ama umudumuz yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yılından evvela tabii ki sağlık, huzur, mutluluk onu bekliyoruz. Refah bir yaşam düzeyi bekliyoruz. Halkımızın istekleri doğrultusunda bir yönetim bekliyoruz. Öğrencilerimiz için... sağlıklı beslenmeye tez ulaşım istiyoruz. Yani isteğimiz çok aslında. Yani bir halk olarak en önemlisi, her şeyden önemlisi çağdaş refah yaşam düzeyi istiyoruz. Ve Türk halkının da bunu hak ettiğini düşünüyoruz tabii ki. Biz çok güzel bir milletiz, çok renkli bir milletiz. Ve sonuna kadar bunu hem biz hem çocuklarımız, arkadan gelecek nesillerimiz bunu hak ediyor diye düşünüyorum. İnşallah herkes için en güzel olur 2024. Valla zamlar dışında bir beklentim yok. Normal bir yaşamın Türkiye'de olma ihtimalinin olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu kadar. En başta sağlık bekliyorum. Bu savaşların bitmesini istiyorum. Çocukların canı yanmasın. Savaşlara bir dur densin artık. Herkes kimse kimseye muhtaç olmadan güzel bir şekilde yaşasın. Bunları bekliyorum 2024'ten. Sağlık, huzur, bir de dediğim gibi kimse kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Bunları. Ucuzluk. Bıktık kar biz bu pahalılıklardan. Hangi birinin hakkından geleceğiz bilemedik gitti. Azıcık indirsinler bir şeyleri açık ucundan. Emekli miyiz? Yok, ev hanımıyım. Adamın eline bakıyorum para verecek diye. Ona da emekli parasını yükseltmiyorlar. Verecek kaç para para o da gitti. Acımızdan böyle geziyoruz işte arı yerlerde. Biliyorsunuz Türkiye'de bir kriz var, işsizlik var. Ülke olarak inşallah hayırlara vesile olur diyelim. Bu kadar. Siz? Valla ben de artık bir işe girebilmeyi bekliyorum. Ülkemizde şu an işsizlik oranı bayağı fazla. Ben havacılık yönetimi mezunuyum. Hala işsizim. İnşallah Ocak'ta da askere gideceğim. Asker dönüşümünde iş bulmayı umuyorum yani. Hayata dair artık beklediğim tek şey bu. Belki ileride bir araba falan diyeceğim ama o da günümüz Türkiye şartlarında imkansız gibi. Biraz düzelmesini bekliyoruz. Tek beklentimiz bu artık. Teşekkür ederim. Soğudum ya vallahi. 2024'ten hiçbir şey. Hayattan ne beklentim var 2024'te? Valla huzur, sağlık, nasip olursa bol paralar.
insanlığa böyle güzel bir atmosfer, güzel bir havalar, her şeyi bekliyoruz 2024'te. Olursa tabii o da. Ölmezsek kalırsak. Ölürsek de yapacak bir şey yok. Teşekkürler. Hiçbir şey beklemiyorum abi. Biraz işleri iyi olsa yeter şu anda. Kötü mü her şey? Aynen öyle. Piyasa biraz düzelse, ekonomi biraz canlanması yeterli. Bu kadar.